Herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bundan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi uzun bir ara vermiştik. 48 günlük bir ara vardı. İkinci sezon olarak düşündük bu sezonu. Şimdi o sezonla karşınızdayım. Öncelikle yeni bir format var dikkat ettiyseniz. ilk defa kullanıyorum. Elimden geldiğince kullanmaya çalışacağım. Biraz da heyecan var. Uzun zamandır yayın yapmayınca insan böyle heyecan yapabiliyormuş. Şimdi altyazıdan da anladığımız üzere bugünkü konumuz e, Hande Çinkitaş cinayeti olacak. E, ama ona geçmeden önce e, okullar açıldı. Çocuklarımıza derslerinde başarılar diliyorum. Bunu söylemek istiyorum. E, şimdi biraz e, katılımcıların gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra da olaya başlayacağız. Bu arada umarım herkes iyidir. Görüyorum şu anda katılımı. Yaklaşık 28 kişiyiz. Ama biraz daha bekleyelim. Bakalım. Ondan sonra da konuya geçeceğim zaten. Hande Çinkitaş'dan bahsedeyim biraz size. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için şöyle bir kısaca bir anım satacağım. Daha sonra da onunla ilgili hazırladığımız bir video var zaten bu videoyu da sizlere izleteceğim ondan sonra da konumuza geçeceğiz. Öncelikle Hande Çinkitaş 23 Nisan 1982 doğumlu. Yani güzel de bir gün doğum tarihi. Maalesef 4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy'deki evinde öldürülüyor biliyorsunuz. Ortaokul öğrencisi 12 yaşında. Babası Nezi Çinkitaş, annesi Handan Hanım. O dönem işte ev, evliliklerinden doğan çocuk Hande daha sonra ayrılıyorlar. Bir süre e, Hande annesinin yanında kalıyor. Sonrasında babası Nezih'in yanına gidiyor ve orada okula başlıyor. Ondan sonra da olaylar gelişiyor. E, biraz bekleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tek tek isim okuyamayacağım ama görüyorum katılımlar var. E, biliyorum isminizin okunmasını istiyorsunuz ama bu chat benim e, akışımı bozuyor maalesef. Siz orada yazın. Ben onları sonrasında okuyorum zaten. E, <laughs> bugünkü konumuzda şöyle bir şey var. Öncelikle onu söyleyeyim ben size. E, Nezih Çinki Taşı biliyorsunuz daha önce... E, bir televizyon programında ilk başladığımda 2017 yılındaki programda konuyu ben bakmıştım. Nezih Çinkitaş'ta da bir röportajımız vardı benim. Yaptığım bir röportaj vardı. O röportajın dökümü elimde arkadaşlar. Bu dökümde Nezih Çinkitaş neler söylemiş? E, bunları ben size tek tek anlatacağım. Sorular, ben, sorula, ben sordumuşum. Hangi soruyu sormuşum? O hangi cevabı vermiş? Hiçbir yorum yapmaksızın öncelikle bunu size okumak istiyorum. Önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta e, yine Nezih Çinkitaş'ın İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğu bir dilekçe var. E, o dilekçeyi okuyacağım size. Aradaki farkı daha sonra birlikte değerlendireceğiz. E, Öncelikle şunu söyleyeyim. Nezih Çinkitaş biliyorsunuz tutuklandı. Daha sonraki videoda da göreceksiniz zaten onu. Tutuklandı Nezih ve Şehnaz Çinkitaş. Maalesef delil yetersizliğinden serbest kaldırar. Şu anda istinaf mahkemesinde devam ediyor duruş. Ee, dava devam ediyor. Bakalım oradan ne sonuç çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada şöyle biraz çete bakayım ben. Gelenleri bekleyelim. Sonrasında şu arada bu, şey pardon bu arada şunu söylemek istiyorum. Yeni formatı beğendiniz mi bilmiyorum. Ses nasıl geliyor onu da bilmiyorum ciddi bir bu süreçte yani bu 48 günlük süreçte ciddi bir e, yatırım yaptık diyelim arkadaşlar. Yeni bir bilgisayar çünkü bu yazılımı kaldırması için yeni bir bilgisayar gerekiyordu. E, bunu sağladık. İşte mikrofonumuzu değiştirdik. Derken e, biraz da profesyonel hale getirelim diye işte bu e, formatı hazırladık diyelim. Daha da geliştireceğiz inşallah. Göreceksiniz onu da. Şimdi isterseniz ee, yavaş yavaş konuya geçelim diyeceğim ama bu arada chat kaymıyor. Annem de gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Anne sen de hoş geldin. Ee, bakalım biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu videoyu sonradan izleyecek olanlar için söylemek istiyorum bunu. Bu bir canlı yayın olduğu için böyle bir baş kısmında biraz bekliyoruz. İsterseniz işte bu yaklaşık ne kadar oldu? Ee, kaç dakika oldu? Bir bakalım. Bu süreyi evet 5-6 dakika ileri sararak ee, daha da e, konuya vakıf olabilirsiniz. Ee, öncelikle e, beğenme, beğenmeyi unutmayalım yayınımızı arkadaşlar. Bu çünkü bizim e, daha ön plana çıkmamızı daha çok insanın bu videolardan faydalanmasını sağlıyor. Bu arada Instagram üzerinden gerek YouTube üzerinden bana yazıyorsunuz işte hocam ne zaman başlayacaksınız falan tarzında. Hepiniz e, merak etmişsiniz. E, ben de sizler gibi biraz bir süre dinlendim artık. Bu arada kendi işlerimizi yaptık tabii ki. Şimdi e, tabii güzel gelişmeler oluyor. Beni işte hukuk fakültesindeki öğrenciler, adli bilimle okuyan öğrenciler, biyoloji okuyan öğrenciler, yani adli anlamda biyoloji okuyan öğrenciler ve doktorlarımız izliyor. Hatta bir tane doktorumuz yazdı bana, e, sanırım İzmir'dendi. Evet, İzmir'den olması lazım. Bilmiyorum yayında mı şu anda. E, adli tıpa çok merakı varmış. Hatta bir dönem adli bilimlere geçmek istemiş fakat işte oradaki doktor haklarından yararlanamadığı için yani Adalet Bakanlığı'na bağlandığı için ondan vazgeçtiğini ancak yayınları izledikten sonra yeniden heveslendiğini söyledi. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Birçok insana bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bu, bu beni mutlu ediyor arkadaşlar. Evet Tuğçe moderatörümüz bu akşam Evet Asım Ayvacı yayın ve görüntü ses güzel demiş. Ayten Hanım sohbetlerin devamını inşallah arkadaşlar. Yani şimdi bu Hande Çinki Taşı da yine e, Çağla gibi birkaç bölümde inceleyeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta bilmiyorum Burçak Hanım burada mı da göremedim ben. Burçak Hanım'la da daha önce konuştuğumuz için söylüyorum ama e, tabii bu değişiklik olabilir bunda. Değişiklik gösterebilir. E, önümüzdeki hafta Nezih'in diğer ifadesini yani daha doğrusu dilekçesini okurken size e, muhtemelen e, Burçak Hanım da yayında, ortak yayında olacak. E, daha sonraki hafta ise anne Handan Hanım'ı ben konuk alacağım. E, bu hafta kendisiyle de konuştum yine. Tabii onun izni dahilinde ben bu yayınları yapıyorum biliyorsunuz. E, şimdi bakalım sayımız 59 olmuş. Arkadaşlar e, ben yavaş yavaş konuya geçmek istiyorum. Şimdi e, öncelikle hafızalarımızı bir canlandıralım. E, kısa bir videomuz var böyle. Bunu izlemenizi istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet videomuzu izlediniz. Burada işte Handen'in e, birkaç fotoğraf vardı elimizde. Onlardan koyduk. Bunlar hep basında yer alan şeyler. E, videonun devamında gördüğünüz gibi Şehnaz ve eee baba Nezih Çinkitaş tutuklanıyorlar biliyorsunuz önce. Orada Asay şubesinin önündeki fotoğrafları var. E, daha sonra ise e, işte bunlar bir 6 ay kadar cezaevinde kaldıktan sonra tabii bunlar birbirlerini suçladılar. O sen yaptın, o diğer diyor sen yaptın diyerek ee, birbirlerini suçladılar. Fakat delil yetersizliğinden maalesef ev hapsi olarak öncelikle ev hapsi aldılar. Daha sonrasında ise berat beraat ettiler. Bu beraat kararını az önce de söylediğim gibi itiraz edildi. Şu an istinaf mahkemesinde. İstinaf mahkemesi eğer karara da uyarsa bu sefer bunun yargıta yaşaması olur. Şimdi ekranlarda olay yeri kroküsünü görüyorsunuz. Olay yeri kroküsü yani Hande'nin e, öldürüldüğü evin birebir Krokisi bulunuyor arkadaşlar. Bunu ben daha önceki televizyon programında incelemiştim. Orada zaten görüyorsunuz da incelerken. Şimdi öncelikle buradan bir kısaca bahsedip daha sonra e, nezih e, ben, benimle yaptığı röportajın deşifresine geçeceğim. Gördüğünüz gibi daire girişinin girişinde sonra belli başlı numaralar var orada birden sekize kadar numaralar var. Bu numaralar arkadaşlar delillerin niteliğini belirtiyor. Aslında delillerin ne olduğunu belirtiyor. Kısaca bahsedersek bir numaralı 1 numaralıya gösterilen maalesef rahmetli Hande oluyor. 2 numarayla gösterilen bir bıçak. 3 numarayla gösterilen bir bıçağın sapı. 4 numarayla gösterilen bir bıçağın sapından ayrılmış haliyle keskin tarafı oluyor. 5 numaralı görüntü bir makas. 6 numaralı görüntü ise mutfakta dağınık halde bulunan bıçaklar. 7 numaralı görüntüdeki şey ise çekiç. 8 numaralarda arkadaşlar kırmızı leke oluyor. Şimdi bunu neden baştan söyledim? Biraz sonra Nezih'in ifadelerinde çok garip cümleler kullanacak. Şimdi bunu hazırlayan arkadaşımız benim röportajı izledikten sonra tabii kulaklıkta ne duyduysa onu yazıyor. Dolayısıyla ben de onun yazdığı şekilde okuyacağım. Burada kelimelerde Hata olabilir harf hataları olabilir. Bunun için şimdiden sizden özür diliyorum. Bunu işte bu şekilde okuyacağım ve hiç aralıksız devam edeceğim. Daha sonrasında, daha sonrasında Nezih'in önümüzdeki hafta Nezih İçişleri Bakanlığı'na yazmış olduğu dilekçedeki beyanlarını okuyacağım size. Sonra bu beyanlar doğrultusunda Kanadalı e, Kanadalı uzmanların diyeyim hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu raporda Nezih Çinkitaş'ın oradaki yazılar, yazılardaki e, cümlelerinden yola çıkılarak bir analiz yapılmış. Bu analizden size bahsedeceğim. İnşallah Burçak Hanım da yayında olursa. Bilmiyorum şu anda Burçak Hanım yayında mı? E, Tuğçe yayında mı kızım? Bu arada hem geçiş görüntülerini ben sağlıyorum ee, biraz zorlanıyorum e, hata olabilir arkadaşlar özür diliyorum. E, bu arada bu yayınla alakalı e, değişik fikirleriniz varsa e, yorumlar kısmında chatte değil de yorumlar kısmında yazarsanız e, sevinirim. Şu anda bakıyorum e, Tuğçe Burçak yoldaymış tamam. Ee, bu arada beğenme sayılarımız az arkadaşlar izleyici sayısına göre bunu biraz yükseltelim sizden rica ediyorum. Şimdi dilerseniz ee, röportajın deşifresine geçmek istiyorum. Şimdi Nezih karşımda ve ben soruyu soruyorum. Benim sorum şu 4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy'de İçerenköy'deki evinizde bir olay meydana geldi. ''Bize o günü sabahtan akşama kadar anlatabilir misiniz?'' diye sormuşum. O da cevaben böyle diyor. ''Saat yedi buçuk gibi kalktım. Ondan sonra kızıma baktım. Kızımın başı duvara dönük uyuyordu. Gittim öptüm yanağından. Öpünce bana doğru döndü. Boynumdan sarıldı. ''Kızım ben gidiyorum.'' dedim. O da dedi ki ''Baba hayırlı işler.'' dedi. ''Kalkacak oldu. Kızım kalkma.'' dedim. ''Tamam baba.'' dedi. Ben de kahvaltımı yaptım, evdekilerle vedalaştım. Ondan sonra merdivenlerde ayakkabılarımı bağlıyordum. Yine geç kaldım diye söyleniyordum. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Şehnaz da biraz sonra biz de çıkarız dedi. Soruyorum. Nereye gidecekmiş Şehnaz? Cevap. Akşamki konuşmaları unuttuğumdan nereye gideceksin dedim. O da dedi ki akşam konuştuk ya ben çocuğu alıp birazdan hastaneye giderim dedi. Ben de bir iki gün erteleyelim de ben sizi arabayla götürürüm. Arabayla gider geliriz dedim. Yok dedi ben gideceğim dedi. Soruyorum. Hande kalkmış mıydı o zaman? Ayakta mıydı diyorum. Hande ayakta değildi. Ben yat kızım erken dediğim için tekrar yatmıştı. Ondan sonra gideceğim deyince peki sen bilirsin dedim. Ben de oradan iş yerime gittim. Akşam işte o arada birçok telefon konuşmaları oldu Şehnaz'la. Önce hastaneye gidip muayene demiş kalmış orada. Yani o gün birkaç kez telefonla konuştuğunu iddia ediyor. Sonrasında bunlar neler olduğunu konuşacağız biliyorum ben. Soruyorum kaç gibi aradı sizi hastaneye gittiğinde diye soruyorum. Öğlen saatleriydi. Pardon öğlen öncesiydi. Saat ne bileyim 10, 10 buçuk falan gibiydi. Beni aradı dedi ki hastanede muayene yok dedi. Mahkumlara bakıyorlarmış dedi. Buradan dedi kardeşime geçeceğim acı dedi. Ondan sonra bir zaman sonra tekrar aradı. Sen Hande'yi al gel dedi. Burada dedi yemek yiyelim. Ben de dedim ki ya oraya yemek yemek için mi gel ya oraya yemek yemek için gelmiş olmayalım. Ben dedim Hande'yi okuldan alır evde yeriz öyle geliriz dedim. O da tamam sen bilirsin dedi. Sonra ben evin anahtarlarını arayıp da iş yerini bulamayınca Şehnaz'ı aradım. Şehnaz anahtarı bulamadığımı söyledim. Şehnaz'a anahtarı bulamadığımı söyledim. Ondan sonra olmazsa dedim, ben de dedim dediğim gibi Hande'yi okul çıkışında alır, oraya geliriz. Orada yemeğimizi yer, akşam beraber döneriz dedim. Neticede okul çıkışında Hande'yi bulamadım. Apartman önüne de, apartman önünde de göremedim. Ondan sonra yukarıya okul arkadaşlarının evine çıktım. Okul arkadaşının evine çıktım diyor. Kızın annesi kendi kızının daha henüz okuldan gelmediğini söyledi. Ben de bunun üzerine tekrar giriş katına indim. Arkadaşlar cümleleri okumaya çalışıyorum. Bun, buna dikkat edin nasıl bir ifade kullanmış dikkat edin çünkü bunu bir daha tekrar edemem oldukça uzun bir e, içerik çünkü e, ben notlarımı aldım haftaya bunlarla ilgili şeyler yapacağız. Devam ediyorum ve soruyorum diyorum ki Hande okula kaçta gidip geliyor diyorum Hande öğrenciydi İşte saat 12.1 gibi okula gidiyordu kimle gidiyordu diye soruyorum. Arkadaşlarıyla sitede aynı okulda, aynı sınıfta olduğu arkadaşları vardı. Bunlarla beraber gidip gelirdi. Ondan sonra okul çantasından işte öyle deyince ben zemin kata kadar indim. Aynen böyle söylüyor. Ben ne söylemişse onu okuyorum size. Okul arkadaşları vardı apartman kapısının önünde. Saat kaçtı bu arada diye soruyorum. Vallahi o kadar net bilmiyorsam da saat 5 civarıydı zannediyorum. Saatlere dikkat edin. İleride farklı şeyler olacak. Ondan sonra içeriye aldım çocukları işte diyor. Hande'nin sınıf arkadaşları aralarındaydı. Sordum kızım dedim. Hande'yi göremeyince Hande dedim nerede arkadan mı geliyor dedim. Yo dedi. Dedim nasıl yok. Hande bugün okula gelmedi dedi. Nasıl yani dedim. O da dedi ki siz bilmiyor musunuz? Ben dondum kaldım normalde yani Hande gitmeyecek olsa bana telefon açar söylerdi diyor. Onun üzerine yukarı çıktım merdivenlerden birinci kattaki dairemize yöneldim. Kapı başta kapalı gibiydi. Kapalı gibi duruyordu. Yanına yaklaştığımda kapının aralık olduğunu fark ettim. Kapıyı itekledim. İçerisi karanlık. Arkadaşlar bu kısma özellikle çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın nasıl tarif ediyor. Yaklaştığımda kapının aralık olduğunu fark ettim. Önce kapalı görüyor sonra aralık olduğunu fark ediyor. Kapıyı itekledim. İçerisi karanlıktı. Kapıdan içeriye seslendim. Hande hande dedim. Bir ses cevap alamadım. Ondan sonra içeriye girince tökezledim. Tökezledi ayağım. Baktığım yerde ayakkabılar var. Ayakkabılar devrilmiş. Onlar da girişe dağılmış. Allah Allah dedim ne olmuş burada? Aklıma hırsız geldi. Daha önce binada birkaç hırsızlık olayı yaşandığı için benim aklıma daireye hırsız geldi. Geldi diyor. O sebeple içeriye lambaları yakmadan bakın lambaları yakmadan Heyecanla ilerledim. Salonun ışığını yaktım. İşte televizyon, o tip gibi şeyler yerinde duruyordu. Fakat dikkatimiz salona girerken duvarda böyle mor, kırmızı bir boya dikkatimi çekti. Kırmızı, mor bir boya dikkatimi çekiyor. Allah Allah dedim. Sanki bir kola patlamış da kola koridorun duvarlarına bulaşmış gibi algıladım ben. Oradan mutfağa geçtim. Lambayı açtım. Orada bu tezgahın orada tezgahın üzerinde kütüğe saplı olan az önce gösterdiğim bıçakların dağıldığını kiminin e, tezgah üstünde kiminin yerde olduğunu gördüm. Allah Allah dedim ne olmuş burada bu evde dedim. Ondan sonra tekrar koridora çıktığımda yerde bir öbek kırmızı boya benzeri bir şey gördüm. Ama aklıma hiç kırmızı sıvı yani onun ismini söylemeyeyim kırmızı sıvı e, olduğu gelmedi diyor. Peki soruyorum. Lambalar açmadınız mı diyorum. Karanlıkta bu arada. Kış şartları olduğu için hava kararmış oluyor bu saatlerde. İşte lambayı salondaki mutfağın lambası yanıktı. Oradan ge gelen ışık vuruyordu zaten koridorun kısmına diyor. Oradan yerdeki bir öbek kırmızı boya mı yoksa kırmızı lekeli yani mi artık ne olduğunu anlayamadığım şeyi gördüm. Oradan yatak odasına yöneldim. Lambayı açtım Orada da bir anormallik yoktu. Ondan sonra Hande'nin kapısının aralık olduğunu fark ettim. Bakın orada Hande'nin odası neresi olduğunu görüyorsunuz. Ama o arada da sürekli Hande Hande diye sesleniyordum. Fakat cevap alamıyordum. Ondan sonra Hande'nin kapısını ittim. İçerisi karanlıktı. Bakın içerisi karanlıktı. Yerde halının üstünde bir karaltı süliyet vardı. Lamba açmıyor bu arada. Ben kızımın yani yere sırt üstü yatıp uyuduğunu düşündüm. Ondan sonra yere diz çöktüm. Kızım kalk uyan. Yere yatma. Üşüteceksin dedim. Fakat bir tepki alamadım. O arada ben onun yüzüne temas ettiğinde böyle bir takım yara gibi, pürüz gibi bir şeyler geldi. Ben onun cevap alamayınca bir reaksiyon gösterdim diyor. Ondan sonra cümle bitiriyor. Hande'nin odasında ışık var mı diye soruyorum ben. Yok yakmamıştım. Koridoru yakmıştım. Ondan sonra ben çıktım koridorda Allah'ım dedim. Ben ne yapacağım? Çünkü bir şaşkınlık yaşıyordum. Yani ne bileyim hiç kendime bile izah edemeyeceğim bir durumla karşı karşıyaydım. Allah'ım dedim ne olur yaşasın dedim. İnşallah yaşıyordur dedim. Bu defa yatak odasının lambasını. Bakın annenin lambasını yakmıyor. Yatak odasının lambasını yakıyor. Tekrar ya, lambasını yaktım. Gözleri yarı aralık yatak odasının lambasını yani orada kroküde görüyorsunuz yatak odası nerede? Tandem odası nerede? Oradan vuran ışıkla gözleri yarı aralık işte tavana bakar vaziyetteydi. Herhangi bir yaşam emaresi yoktu. Ondan sonra koridora çıktım. Herhangi bir yaşam emaresi yoktu diyor. Ondan sonra koridora çıktım. Ondan sonra dış kapıya yönelerek kapıyı açtım. Aşur, aşur diye bağırdım. O arada iş dönüşü insanlar girdiğinden bahsediyor. Ben soruyorum aşur kim? Aşur kapıcımız. <laughs> Apartman görevlisi. Aşur aşur diye bağırdım. O arada işte asansör ya da merdiven da, merdivenlerden dairelerine çıkanlar vardı. Ya dediler kim bağırıyor böyle? Ondan sonra dediler ne oldu? Ben de dedim ki ya dedim Hande'yi öldürmüşler. Bakın Hande'yi öldürmüşler dedim. İşte bir kısmı dedi ki karakolu arayalım. Bir kısmı daireye girdi. İşte üç bayan vardı birisi de karşı komşumuzdu. Ya dedim bir bakın Çocuk belki yaşıyordur hastaneye yetiştirelim. Hem ölmüş diyorsun hem de yaşıyor, yaşıyordur, yaşıyordur hastaneye yetiştirelim diyorsun. Ondan sonra üç bayan Hande'nin odasını gittiler bir zaman sonra geldiler kısa bir zaman sonra. Dediler ki başımız sağ olsun rahmetli olmuş ve dediler. Vefat etmiş dediler. Ondan sonra zaten içeren köy polis karakolu polisleri geldi. Adres sordular, telefon sordular, onu sordular, bunu sordular diyor. Ben soruyorum Şehnaz Hanım neredeydi bu arada? İşte Şehnaz Hanım benim Hande'yi alıp Acıbadem'e gelmemi bekliyordu. Yani Acıbadem'deki kız kardeşinin evine gelmesini bekliyor. Ha onu söyleyeceğim ben unuttum diyor. Ben Hande'yi öldürülmüş bulunca gidip kapıda bağırmadan önce gittim. Telefon açtım Acıbadem'e. Şehnaz dedim hemen acele gel. O da ne oldu ne oldu dedi. Şimdi bırak soru sormayı. Bir an önce atla gel dedim. Söyle dedi yok dedim. Sen atla gel dedim. Söylemezsen gelmem diyor. Şey, şey nasıl? Ya dedim Hande'yi öldürmüşler. Hadi dedim. Bir an önce atla gel dedim. Bu arada işte telefon ahitesinden başka bir ses duydum. Ya ne oldu bu bayıldı galiba gibi sesler duydum. Tabii akıl erdiremedim. Ne olduğunu da görmediğim için ondan sonra işte apartman kapısına çıkıp aşur aşur diye bağırdım. Aşur gelmedi tabii. İşte konu komşu doldu dairenin içine. Bir kısmı karakola haber vermek için kendini kendi evlerine gittiler. Daha sonra içeri köy görevliler geldi diyor. Tekrar soruyorum. Hande evden çıkmamış mıydı? Yani Hande'nin evden çıkmadığıyla ilgili gösterge neydi? Bir anlatır mısın? Çıkma ihtimalini ya da çıkmama ihtimalini diye soruyorum. Ya şimdi ben Hande'yi akşam bir gün önce akşam yatırdığımda Hande'nin üzerinde eşofman altı vardı. Lacivert kenara beyaz çizgi. Üstünde kısa kollu önünde kedi resmi bulunan bir tişörtü vardı. Hande giyimine kuşamına çok dikkat ederdi. Son bir hafta 10 günden beri bezleniyordu. Bezliyormuşlar. Kendisinin akşamları küçük abdestin altına kaçırma şeyi vardı diyor. Rahatsızlığı vardı. Onun için bizim telkinlerimizle son bir hafta 10 günden beri bezlenmeye başlamışlar. İşte şunu söyleyeyim. Yapılan otopsi sonucunun ben raporumda okudum. Midesinde herhangi bir yiyece rastlanmadığını artı altında işte o hasta bezi bulunduğunu yazılıydı diyor. Şimdi niye midesinde e, herhangi bir şeye rastlanmıyor? İlerleyen günlerde ya da şeylerde konuşacağız bunları. Niye bunu özellikle belirtiyor mesela? Çok detay veriyor dikkat ediyorsan. Devam ediyorum. Hande kesinlikle dışarıya kıyafetlerine giden bir çocuk değildi. Öyle gidenleri de ikaz ederdi. Ya işte bu kıyafete dışarı çıkılır mı? Baba sen kocaman adamsın gibi tenkit eden bir çocuktu. Ben kesinlikle Hande'nin yani ev kıyafetiyle hele yattığı kıyafetle dışarı çıkacağına, altındaki bezle çıkacağına ihtimal vermiyorum. Bunu neden söylediğini de ileriki günlerde yine göreceğiz. Sonuç soruyorum. Sonuçta Hande bulunduğunda yine aynı elbiseler üzerinde miydi diye sormuşum. Cevaben bir su içeyim arkadaşlar. Evet bulunduğunda akşam yatırdığım kıyafetleri bir gece sonra öldürüldüğünde bir gece sonra öldürüldüğünde gece mi öldürüldü? Nereden biliyoruz biz bunu değil mi? Üzerindeydi. Ve bir insanın en temel ihtiyacı sabah kalktığında nedir? Elini yüzünü yıkar işte tuvalet ihtiyacını görür. Demek ki altındaki bezi olduğuna, demek ki altında bezi olduğuna göre Hande sabah kalkıp yüzünü gözünü yıkayıp da tuvalet ihtiyacını bile görememiş, kahvaltıda edememiş. Cümlelere dikkat edin arkadaşlar. Yani evden hiç çıkmamış mı diye soruyorum. Ben kesinlikle yüzde yüz ismim kadar eminim. Ya bu kadar bakın yani çok net bir ifade veriyor burada. Diyor ki ben yüzde ismim kadar eminim Hande evden çıkmamış. Yani buna eminim. Ben nasıl benim ismim her neyse onu da evden ben çıkmadığına eminim diyor. Soruyorum. O gün normal bir rutin bir hayatınızın dışında yani o günkü hayat, normal hayatınızın dışında rutin hayatınızın dışında bir herhangi bir gelişme olan dışı bir şey var mı diye soruyorum. Cevaben diyor ki benim o gün kazı çalışması dolayısıyla o gün iş yerime arabayla gitme işim işte ne bileyim ruhsatı arabamın anahtarlarını ve akşam geldiğinde de şahısları yani eşim ve çocuğumun evde olacağını düşünerek ev anahtarını almamam olan dışı görüyor bunu. Kazı dediği de arkadaşlar o da bir yol çalışmasından bahsediyor aslında burada geçmemiş ama ben biliyorum onu daha önce bir de şifayın konuşmuştum çünkü daha sonra işin yoğunluğundan dolayısıyla aklından çıkıp gitti diyor Şehnaz beni işte Acıbadem'e gel şöyle böyle deyince ben de evde anahtarlarını bıraktığımı bile unutmuşum Evde anahtarlarını bıraktığını unutuyor dolayısıyla iş yerine iş yerinden aradım bulamayınca da, yani anahtarları iş yerinde arıyor bulamayınca da Şehnazı ben anahtarlarımı bulamıyorum. Onun için Hande'ye okuldan alayım da geleyim dedim. Yani ben aslında normalde evin anahtarlarını, arabanın ruhsatını üzerinde taşıyan bir insanım. Öyleymiş. Bunu söylüyordu zaten. O gün nedense anahtarı da ruhsatı da almıyor. O kazı çalışmaları dolayısıyla yürüyerek gideceğim için üzerinde yük olmasın diye ben evde bırakmıştım. Bir de o gün diğer günlere göre daha yoğun bir telefon trafiği oldu Şehnaz'la aramızda. İşte hastanede aradı muayene olamadım. Yok kız kardeşime geldim. Yok işte sen kızı al buraya gel. Yani atıyorum normalde bir iki defa konuşuyorsak olay günü 5-6 defa karşılıklı konuştuk diyor. Ben de soruyorum yani rutin dışında olan bir şey mi bu diyorum. Cevabın tabii benim anahtarlarımı bulamayışım. Bakın onun hastaneye gitmesi. Ben ne sordum ona cevap veriyor. Hastaneye gitmesi muayene olmayıp kız kardeşine gitmesi. Bizi oraya çağırması. Kızı alıp geleceğimi söylemem falan. Dolayısıyla 5-6 tane telefon konuşması getirdi. İlk eşinizden olan Hande ikinci evliliğinizi yaptıktan sonra sizinle yaşamaya başladı doğru mu diye soruyorum. Başta yaşamıyordu diye cevap Cevap cevabım şunu söylüyor. Başta yaşamıyordu. Şimdi biz Şehna Hanım'la evlendiğimizde annesinin yanında kalıyordu rahmetli kızım Hande. Fakat bizim biz fakat biz evlenince işte o ara bizim bir çocuğumuz oldu. Olunca yaz tatilinde bizim yanımıza gelmişti kızım. Dedi ki baba dedi gel sen beni kabul eder misin? Kızım ne biçim söz o dedim. Biz boşandıysak annenle boşandık. Sen benim, sen benim canımsın, ciğerimsin, kanımsın. Yani bunu sorman bile beni rencide eder. Bunu sorman bile abes dedim. Yani benim kalbimin bütün kaplarını sana açık dedim. Yani böyle bir soruya ne gerek vardı dedim. O da sevinerek boynuma sarıldı. İşte o yazlıkta sevindi. Yani ben onu kabul etmeyecekmişim gibi devam ediyor. Soruyorum. Hande ile Şehnaz Hanım'ın arasında bir sıkıntı var mıydı? Evde işte ufak tefek iki kadın arasında olacak sorunlar, sürtüşmeler, tartışmalar yaşanıyordu. Hande daha çok Şehnaz'ın ona ters davranmasından, konuşmamasından yakınıyordu. Yani evde tabii bir takım sürtüşmeler, bazı tatsızlıklar oluyormuş. Bana gerçi hepsi yansımıyordu ama evde bir tedirginlik, tedirginlik bir tatsızlık olduğunu hissediyordum diyor. Ben soruyorum. Şeynaz sever miydi Hande ye? diyorum. Valla Şeynaz'la Hande baş, 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 başlarda biz evlendik. 3-5 aylık evli olduğumuz süre içerisinde abla kardeş gibiydi. Ben bazen diyorum acaba ayıya dayı dedi köprüyü geçene kadar. Niye öyle bir şey desin? Sonra diyorum ki evlendikten sonra ne oldu diye soruyorum. Evlendikten sonra bir evlendikten sonra da bir müddet zaten biz evlendik. Hande hemen akabinde bizim yanımıza gelmedi. Yaz tatilinden sonra geldi. Çünkü biz çünkü 26 Aralık'ta evlendik. Hande ertesi senenin sonbaharında yanımıza geldi. O müddet içerisinde ve daha öncesinde Şehnaz'la Hande'nin arası gayet iyiydi. Yani abla kardeş gibiydiler. Birbirlerine gayet anlaştı. gayet yakındılar. Ama aynı evde yaşamaya başlayınca bu defa bir takım sürtüşmeler olduğundan bahsediyor. Arkadaşlar sıkılıyor musunuz? Önce bir sorayım sonra devam edeceğim. Ee, bakalım ilk kim cevap veriyor? Burçak Hanım da gelmiş. Hoş geldiniz. Evet bir cevap verelim mi? Anlaşılan siz sohbete daldınız. Peki. Tamam, devam ediyorum. Orada devam ediyorum şimdi. Ne gibi sorunlardı onlar diye soruyorum. Ya ben yakinen bilmiyorum. Ben sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Bana her şey yansımıyordu. Dolayısıyla şuydu, buydu diyemiyorum. Ama kızım kardeşi Egemen'i yeterince sevemediğini, kucağına alamadığını falan söylüyordu. Yani otur şikayetleri vardı daha çok diyor. Soruyorum. Sizinle daha önceki konuşmalarımızda, daha önceden konuşmuştuk ve dosya kapsamında belli, belli zaten birçok ifadenizde bir, ilk başta başka şeylerden şüphelenirken, ilk başta başkalarından şüpheleniyor. Daha sonra şu anda ayrılmak üzere yani o dönem ayrıl, ayrılmak üzerelerdi, bilmiyorum ne oldu. Bir anda Şehnaz'a döndünüz diyorum. Ne oldu da bu e, fikriniz değişti? Neden e, Şehnaz'a yaptığından şüphelenmeye başladınız? Daha önce hiç böyle ifadelerinde, dosyalarında hiç böyle bir şey yok diyorum. Ya cevaben şunu söylüyorum. Ben tabii başka başta şaşkındım. Böyle bir olayın başımıza gelebileceğini hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama tabii böyle bir olayı yaşayınca insan en yakınından değil daha uzak kişilerden şüphelenmeye başlar. Yani genelde en büyük kötülükler insanın en yakınından geliyorsa da insan mizacı suçluları genelde daha uzakta aramaya yöneliktir. Dolayısıyla ben daha çok dışarıdaki kişilerden şüphelenerek hareket ettim. Fakat zaman geçtikçe benim aklımın aklım oturdukça olaydan sonra ben olayları daha iyi tahlil etmeye, daha iyi gözlemlemeye başladım. Heyecanlı olan bir takım, heyecanlı olan bir takım ön yargılar zaman içinde kendini daha yere basan düşüncelere bırakmaya başladı. Benim başta yaşamadığım olayları birebir daha yakından görme, takip edebilme, insanların kapasitesini ne yapıp ne yapabileceğini görme fırsatı sağladı. Çok kişi bana dedi ki Ada, bu adam niye eşinden ayrılmadı? Başta zaten herkes eşinden şüphelendi. Ama yani ben onun küçük bir çocuğu olması dolayısıyla ve aynı evi paylaştığımız için onun böyle bir şey yapabileceğini pek ihtimal vermiyordum. Bu bir niyet meselesi ve ben de iyi niyetli düşünmeye çalışıyordum. Ama zaman içinde gelişen olaylar diyor, kesiyor cümleyi. Nedir o olaylar diye soruyorum mesela diyorum. Mesela Şeynaz'ın duygularında uç noktalar Şeynaz duygularını uç noktalar, ben biraz toparlamaya çalışayım. Şeynaz duygularını uç noktalarda yaşamaya seviyormuş. Birisiyle çok çabuk dost ve çok çabuk düşman olabiliyordu. Yani bunun ondan bunun onda arası yoktu. Ben mesela kimse hakkında iyi de düşünmem, hemen kötü de düşünmem. Kendim gibi görmeye çalışırım. O hemen ya çabuk dost olur ya da çabuk düşman olur biraz da adrenalinle heyecanla beslenen bir yapısı vardır. Ben soruyorum. Bizzat şahit olduğunuz bir diyalog var mı? diye Yani böyle bir şey gördün mü? Mesela bana dedi ki benle iyi geçin bak. Hande, iyi, Hande iyi geçinmedi. Benle iyi geçin. Senin de sonun iyi olmaz. Ona göre falan. Veya bir gün yatacaksın sabah ölünü bulacaklar. Veya bir gün yatacaksın kalbine bıçağı sokacağım sen rüya görürken ahirete göçeceksin şeklinde bir takım konuşmaları oldu diyor. <laughs> ben de dedim ki vurduğun zaman bıçağı iyi vur. Ölmezsem sonra senin için iyi olmayacak şeklinde söylemleri oldu diyor. İlk konuşmamızda diyor devam ediyorum. İlk konuşmamızda ben soruyorum. Bir olaydan bahsettiniz. Evde alkol alırken Şehnaz Hanım yanınıza gelmiş. Sonra aranızda bazı diyaloglar geçmiş. Bunları tekrar Söyler misin diyorum çünkü ilk konuşmamızı artık ben burada kayıt altına almaya çalışıyorum. Ben bir gün iş yerine eve geldim. Yorgundum. Gelirken de markete uğradım. Yetmişlik sulandırılınca beyazlayan alkolden aldığını söylüyor. Dedim ki iki kadeh içersem yorgunluğumun üzerine atarım. Yani alkol alan bir insanım sigarada sağlığa zararlı kullanıyorum. Ama çok da öyle müptelası değilim. Ama yorgun olduğum için zaman yorgun olduğum zamanlarda genelde 1-2 kadeh içerim. O gün yorgundum. İşten geldim. İşte aldım, geldim. Kapıyı çaldım. Daire kapısını açan olmadı. Sonra anahtarlarımla, anahtarlarımla kapıyı açtım, girdim. Yatak odasının lambası yanıyordu. Gittim baktım namaz kılıyordu. Kendisi ben kendisi ben de rahatsız etmedim. Yani şey en az namaz kılıyormuş. Gittim salonda televizyonu açtım. İşte mutfaktan Kadehimi aldım, buzumu aldım, peynirimi, onu bu bunu mu aldım. Ondan sonra oturdum masaya, yemek masasına zaten salondaydı. Ondan sonra ben televizyon izlerken de o arada bir iki kadeh içtim. Bu bir zaman sonra başörtüsüyle geldi. Namaz sonrası ondan sonra aa sen geldin, fark etmedim falan dedi. Bakıyorum dedi içiyorsun. İşte yorgunum dedim iki tane içeceğim. İyi falan dedi geldi başındaki örtüyü çıkarıp o da benim kadehimden birkaç yudum içti. Ondan sonra günaha girme. Bak yine namaz, ye, yeni namazdan kalktın. Ya dedim namaz kılma ya da içip de günaha girme. O da dedi ki onun yeri başka, bunun yeri başka. Neyse arkadaşlar ben onun ifadelerini okuyorum size. İyi peki o zaman dedim. O benim bardağımdan içmeye devam edince bir bardak daha getir. Geç karşıma otur. Herkes ne içip ne içmediğini bilsin dedim. O da işte kendi kadeh getirdi. Ben onun içkiye alışık olmadığını bildiğim için ee, az koymuş, suyunu fazla koymuş. Öyle birkaç kade içtik karşılıklı. O arada ben televizyon seyredip hem konuşuyorduk. Hem televizyon seyredip hem konuşuyorduk. Ondan sonra bir ara durgunlaştı. Ne oldu şeyin az dedim. O da dedi ki yok bir şey falan. Yok yok dedim. Sen de bir durgunlaştın. Ne, ne oldu falan dedim. Aradan zaman geçti. Dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bakın. Benim bir leşim var benim bir leşim var. Sen bilmiyorsun, bilmiyor musun dedi. Bak benim bir leşim var, sen bilmiyor musun dedi. Ben de şaka olsun diye ne o dedim bilmeden kedi köpek falan mı ezdin? Yok yok öyle değil. Ben de nasıl dedim. Ya birini öldürdüm ama kimse benim öldürdüğümü bilmiyor dedi. Benim de aklıma kızımın cinayeti geldiği için ayağa kalktım, hiddetlendim, yakasını topladım. işte küfür ederek ulan dedim, sen benim kızıma mı leş olarak kastediyorsun falan deyip biraz tartakladım onu. O da yok yok. Sen yanlış anladın falan dedi. Soruyorum. Tam olarak sizin yazmış olduğunuz dilekçede yine bu da var. yani bundan da bahsediyor. Ben birini öldürdüm. Ama kimse benim öldürdüğümü bilmiyor diye yazmışsın buraya. Bu cümleyi mi kullandı diye soruyorum yani. Kimsenin öldürdüğünü bilmiyormuş. Evet diyor cevaben. Sormadım mı kimi öldürdüğünü diye soruyorum. Nerede öldürdüm diye soruyorum. Dedim ama bir şey söylemedi. Tartakladım. Hande'yi kastediyorsun dedim. Yok öyle değil ağzından çıktı falan gibi bir şeyler söyledi diyor. Devam ediyor. Benim e, benim birleşim var. Ben birini öldürdüm ama benim o kişiyi öldürdüğümü kimse bilmiyor. Birebir bu kelimeyi söyledi bana. Yani olmayan bir şey de ben söylemem size diyor. Soruyorum peki Şeynaz Hanım'ın konuşmalarıyla arasına e, komşular özür dilerim komşularıyla arası nasıldı şiddet eğilimi var mıydı diye soruyorum. Dediğim gibi Şeynaz çabuk arkadaş olup çabuk kötü olabilen biriydi. Komşularla önce iyiydi sonra bir zaman geçti onlarla tartıştı. Onlar, onlara hakaret et, hakaretlerde bulunmuş el pol hareketi yapmış küfretmiş. Bir gün 3-5 kadın çocuklarıyla birlikte benim iş yerime geldi. Zaten benim iş yeriyle evim yakın baktığın zaman görünüyor. Bir öncesinde ne okumuştuk? Arabayla iş yerine gittin ama o gün arabayı almadığını, kazı yapıldığını söylüyor. E yakınmış zaten baktığın zaman görülen yeri arabayla mı gidilir? Neyse bunları değerlendireceğiz sonrasında. Onlar dediler ya şu karına sahip çık bize sürekli hakaret ediyor. El hareketi yapıyor. Abla dedim ben şimdi ne desem tersini yapar. Onun için ben karışmıyorum dedim. Soruyorum. Peki size karşı bir eylemi oldu mu işte dedim. O her an herkese karşı bir eylemde bulunabilecek bir insan. Soruyorum yani sizin şahsınıza karşı ya da yakınlarınızda herhangi bir şey yaptı mı? Bana bana pek çok defa ev içerisinde bıçakla saldırdı mesela. Ondan sonra konu komşuyla takıştılar. Komşular döveriz onu dedi. Dedim dövsen, döversen döv bana ne? Gücünüz yetiyorsa dövün. Ben karışmam dedim. Bu tekrar onları bir Ramazan günü el hareketlerini hareketleri, laflarıyla tahrik etmiş. O kadınların kocası da bunu buna saldırmışlar, dövme amaçlı. <laughs> Ondan sonra bağırış çağırış duydum, ben iftara eve gelmiştim. Ba sonra baktım çocuklarım yanında, adamlar sopalarla, o da taşla birbirlerine saldırıyorlar. Çocuklar da o paniği görünce ben de müdahale etmeye gereği duydum. Ben de aşağı indim. Bahçeden kaptığım bir kürekle aralarına girdim. İki, taraflı, iki tarafı da ayırdım. O esnada ben görmedim de ben görmedim de bıçaklanma hadisesi olmuş adamlar yaralanmış daha propor almışlar diyor. Soruyorum nasıl bir bıçaklanma kim kimi bıçaklamış? Karşıdaki şahıslar Şehnaz'ın onları bıçakladığını söylemiş. Şehnaz da demiş ki yok onların elinde bıçak vardı ben onları taşla kovalarken onlar birbirlerini bıçakladı. Artık nasıl olmuş ben görmedim bilmiyorum ama kavga etiklerini gördüm. Bıçak olayıyla ilgili bir şahitliğim olmadı. O üçünü bıçaklamış sözde adamlar gitmiş rapor almış. Kendisi başta inkar etti bana. <laughs> Daha sonra işte ise itiraf etti diyor. Dedi ki onlar bana saldırınca ben de bıçağı çıkardım onları bıçakladım dedi. O zaman Şeynaz soruyorum. O zaman Şeynaz Hanım gözü kara yani diye soruyorum. Şeynaz korkusuz bir yani. Bunu saklamaya gerek yok. Bunu herkes o şekilde tanıyor zaten. Soruyorum. Yanında bıçak taşıyor mu Şeynaz diyorum. Bıçak taşıyor tabii. Yani şu an taşıyorum taşımıyorum bilmiyorum ama kendime bıçak almıştım. Kızım gördü baba dedi. Benim olabilir mi o bıçak? Hande istiyor. Olabilir fakat e, okula giderken götürme sakın dedim. Cinayet olayından sonra az yanımda bıçak taşımaya başladı. Bak dedi insanların başına neler geliyor. Ben de Bundan sonra bıçak taşıyacağım dedi. Daha önce aldığım bıçağı Hande almıştı benden. Cinayetten sonra tekrar bir bıçak aldım. Bu defa o bıçağı da Şehnaz benden aldı. Yani ben 55 yaşındayım şu anda benim elime armut kesecek bir bıçağım yok diyor. Ama soruyoruz işte Şehnaz'ın var mı? Var. Cinayetten sonra cinayetten beri var ama öncesinde yoktu. Onu bilmiyorum yani adını. Bu olay olmadan önce eve sessiz telefonlar geliyormuş. Bunu bize daha önceden söylediği için ben soru olarak soruyorum. Onu cevap diyor ki onu Şehnaz söylüyordu öyle olduğunu. Cinayet olayının olayının çok öncesinde Şehnaz bana bir rüya gördüm dedi. Ben de hayırdır inşallah dedim. Bu evden bir cenaze çıkacak. Dedi ki bana öyle abuk ben de dedim ki ona abuk sabuk şeyler anlatacaksan anlatma dedim dinlemiyormuş. Dinlemiyorum demiş. Yok yok dedi korkma. O benim korktuğumu zannetti. Halbuki ben rüyaya da inanmam, fala da inanmam, nazara da inanmam. Bana öyle saçma sapan şeyler anlatacaksan anlatma dedim. Evden bir cenaze çıkıyor. Sen değil, ben değil, içerideki diyor. Yan odada da Hande odasında ders çalışıyor. Onu kastettiğini söylüyor. Çocuk da tabii bunu duymuş. Ben "O ne biçim söz? Ağzından yer alsın. Bu evde hasta yok, yaşlı yok, sen varsan ben, sen varsın, ben varım. 6 aylık çocuğumuz var, bir de Hande var." dedim. "Sen Hande'yi mi diyorsun dedim. O da yani o demeye gelmemiş oldu. Ne demek o? O da yani o demeye gelmemiş oldu. Öyle bir cümlesi var. Çünkü yanında odadaki deyince yanında Hande de yan odada Hande ders çalışıyordu diyor. Akabinde 1-2 hafta sonra Hande babaannesine gittiğinde Göztepe'ye babaannesine gittiğinde Hande demiş ki babaannesine bu kadın beni öldürecek. Onlar da evde onlar da evde geçimsizlik olduğunu bildiklerinden demişler ki kızım olur mu öyle şey? Zannetmişler ki çocuk üzüntüsünden, kederinden ölecek anlamında. Halbuki çocuk gerçek anlamda belki de bunu ifade ediyormuş diyor. Soruyorum. Peki bu sessiz telefonlar size söyleyen şey naz mıydı? Cinayetten birkaç ay önce Eve sessiz telefonların geldiğini bana söylemeye başlamıştı. Bu, bu böyle bir hafta 10 gün kadar devam etti. Sonra 1-2 gün sonra dedi ki hırıltılı telefonlar gelmeye başladı. Sessiz telefonlar gelmeye başladı. Bir zaman sonra yeni ergenlik çağına girmiş. Sesi yeni yeni kalınlaşmaya başlamış. Bir erkek çocuğu bana telefonda dedi ki Hande bizimle çok uğraşıyor. Okulda öğretmenlere, müdüre şikayet ediyor. Biz ceza alıyoruz, hırpalanıyoruz. Bu sonu iyi olmayacak. Bir gün onun ölüsünü çok çöp, çöp konteynerinde bulacaksınız şeklinde ifadede bulunduğunu söylüyor Şeyh Nazım. Bir cevap vermedir mi diye sordum diyor. Karşı tarafa çocuğa, çocuğunuza sahip çıkın dedi. O da ben korktum bir şey söyleyemem dedi. Aferin sana sen hem benim ekmeğimi ye hem kızıma sahip çıkma dedim. Soruyorum peki siz böyle bir e, Telefona şahit oldunuz mu diyorum, soruyorum ee, Nezihe. Ramazanın son günlerine yakın baldızlar iftara gelmişti. Biz orada oturup sohbet ederken telefon çaldı. Hande, zannedi Hande de zannediyorum o zaman annesinin yanında Bakırköy'deydi. Telefonu ben açtım, alo alo dedim. Karşıdan bir cevap alamadım. Ben de yazık dedim. Kim arıyorsa bu telefon para yazıyor. Konuşmayacaksan niye arıyorsun dedim. Yine cevap alamayınca dedim ki aklıma nereden geldiyse sen anana selam söyle o beni tanır dedim. Aradan 1-5-10 dakika geçti. Telefon çaldı ben herhangi bir herhangi biri diye açtım. Yeni kalınlaşmış bir erkek çocuğu sesi dedi ki sen onu anana söyle pat diye yüzüme kapattı. Ama ben sesin sahibinin Serkan olduğunu anladım diyor. Eminim diyor hatta. Çünkü Hamden'in sınıf arkadaşı diyor. Soruyorum Diyorsunuz ki Şehnaz korkusuz gözü kara biriydi. Bu kadar korkusuz bir insanın gelen telefonlardan o kadar endişe etmesi, korkması sizce normal mi diyorum? Valla bir şey diyemiyorum. Bence korkmaması lazımdı ama ben şimdi onun yanında olmadığım için ve konuşmanın ne şekilde geliştiğini bilmediğim için yani bence korkmaması lazımdı. Ben sadece çocuğun beni aramasına şahit oldum. Böyle bir şey oldu. Ben yine denk gelmedim bilmiyorum. Şu anda düşündüğünüzde Şehnaz size niye böyle bir şey demiştir diye soruyorum. Valla bence kurgu yaptı. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Bence kurgu yaptı. Aklı başında düşündüğün zaman geriye dönük bir şeyleri kurguluyor gibi geliyor. Aklıma ama benim birebir gördüğüm veya duyduğum bir şey yok. Soruyorum peki Şehnaz sizce yalan konuşur mu diyorum. O günde beş vakit namaz kılar, 500 tane yalan söyler. Yani onların hayatının bir parçası yalan söylemek. Onlar dedi ailesinden bahsediyor Şeynaz. Onların bir sözü var: vur, vurulma, kaç, tutulma. Yani der ki haksız dahi olsan üste çıkmaya bak diye diyorlarmış onlar. Laflara bak, onların sözü e sözü var: vur, vurulma, kaç, tutulma. Neyse soruyorum Şeynaz Hanım Hande'yi kendisine rakip mi görüyoruz? Yok. Rakip görmüyorsa da sevgiyi paylaşmak istemiyordu diyor. Hatta bir ev konusu olmuş galiba diye soruyorum. Ben İçerenköy'deki daireyi aldığımda Hande daha yeni doğmuştu. Annesine dedim ki bak bu çocuk bize uğurlu geldi. Bu ev Hande'nin olsun. 18 yaşında olduğunda evin tapusunu ben üzerine yapacaktım. Evle ilgili bir konuşmamızda ben Hande'nin olduğunu söylediğimde ya nereden onun oluyormuş, Ev bizim hepimizin şeklinde müdahalede bulundu. Şehnaz öyle yapmış. Hande üzüldü, ağladı. Ben de biraz, ben de Şehnaz'a dedim ki ben kazandım, ben aldım. Kime ne istersem onu veririm. Sana ne, senin kaç kuruşun var da müdahale ediyorsun dedim. Soruyorum, siz Şehnaz Hanım'dan korkuyor musunuz? Yo hayır, ben bir Allah'tan korkarım. Ben ondan korksam onunla bir, bir dakika bile durmam. Şehnaz korkulacak bir insan, onunla herkes beraber yaşayamaz diyor devamında. Ben her şeyi yapabilecek kapasitede her şeyi yapabilecek bir kapasitede bir insan diyor. Soruyorum peki niye 10 yıl sonra ayrılmak istedin Şehnaz Hanım'dan diyorum. Biz annemin babamın evinde misafirdik. Ben orada rahatsızlandım. Anneme sistemde bulundum. Bak ben yukarıda hasta yatıyorum. Niye bana bakmadın diye. Salonda annemle tartışırken bu geldi yanıma yukarıdan. Bizim konuşmamıza müdahil oldu. Orada bana hakaret etti. Annem de ona kızdı. Sen ne biçim konuşuyorsun kocanla dedi. O da bu yaşta senden mi öğreneceğim konuşmayı dedi. Avaz avaz bağırmaya başladı. Ben de onu susturmak için müdahale ettim. Bana darpta bulun, bulununca ben de karşılık verdim. O esnada bu çantasından çakısını çıkarıp üzerime saldırdı. Bana ve anneme. çocuğum Çocuğumuz da var yanımızda. Ondan sonra başa çıkamayınca 150 kişi arayıp polis çağırdım. Ekip geldi. Bize daha sonra karakola kara götürdüler. Sabaha kadar karakolda kaldık. Rezil olduk konu komşuya. Soruyorum. Kızınız Hande'yi öldürmüş olabileceğiyle ilgili Şehnaz Hanım hakkında ciddi şüphelerinizin olduğunu görüyorum ben diyorum. Peki yanılıyor muyum diyorum. Ben Şehnaz'dan şüphelen, şüphelenmiyorum desem yalan. Çünkü polis bu... Bakın buraya dikkat edin. Ben Şehnaz'dan şüphelenmiyorum desem yalan diyor. Çünkü polis de bu yakın aile çevresi tarafından işlenmiş bir olaya benziyor dedi. Ben sordum bu olay niye çözülemiyor dedim. Bunu ya işledin ya sen işledin ya karın işledi ya da ikinizden ikiniz işlediniz dedi. Ben dondum, kaldım. Polis soruyorum. Polis olay yerinde yapmış olduğu incelemede çekiç, bıçak, makas gibi suç delilleri bulmuş. Bu suç delillerin dışında sizin eve ait olmayan bir şey var mı? Veya onların üzerinde bulunan parmak izlerinden bilginiz var mı diye soruyorum. Parmak izi bulunduğumu ben bilmiyorum da kapıda zorlama yok denildi. Ya benim kızım yaşı gereği heyecanlı bir tipti. Ya benim kızım yaşı özür dilerim. Ya benim yaşım benim kızım yaşı gereği heyecanlı bir tipti. Genelde hemen fırlar kim o falan demeden kapıyı açardı. Çok defa uyardım. O da bana baba bir şey olmaz dedi. Bana sorgu sırasında Kızınız kapıyı açmadan kim o diye sorar mıydı dendi. Sormazdı. Ama annesi diyor ki, Hamdan Hanım için söylüyor. E, annesi diyor ki delikten bakardı kim o demeden kapıyı açmazdı. Ben öyle şeyine hiçbir zaman şahit olmadım diyor. Bundan suç aletlerinden diye tekrar ediyorum. Çünkü benim sorduğum soruyla hiç alakası yok. Bakın ben orada bıçaktan falan bahsettim. O başka bir şey anlattı. Tekrar soruyorum. Bundan suç aletlerinden sizin eve ait olmayan bir suç aleti var mıydı? Olay gününden bir gün önce kızımın yapması gereken bir el işi vardı. Kasnaktan çıkmış çiviler vardı. Onları sağlamlaştırmak için karşı komşudan bir çekiç aldım. Bizim eve ait değildi ama kızımın el işi için aldım. Cinayette üç bıçak kullanıldığı söyleniyor. Ama polis bana bu bıçaklar size mi ait diye sormadı. Ben sordum. Hadi onlar sormadı, ben sordum ama yine burada bakın eve mi ait olup olmadığını söylemiyor. Soruyorum yabancı bir parmak izi tespit edilmiş mi mesela diyorum hani çok inceliyor çünkü konuyu. Bilmiyorum varsa da benim haberim yok. Şimdi her şeyi sıral sıralayacak olursa Şehnaz Hanım bir rüya görüyor daha sonra sizlerin şahit olmadığı, tehdit içeren bazı telefonlar geliyor diye devam ediyorum. Ee, çocuklarına karşı diyorum bir fiziki eylemi oldu mu? Zaman zaman oluyormuş cevap veriyor. Bazen sopayla kovaladığı, bıçakla kovaladığı oluyormuş. Bunu bana kızım söyledi. Çocuklarına zor kızan bir insan ama kızdığı zaman da gözü kara olan bir insan. Ben soruyorum. Bütün bunlara göre, bütün bunlara rağmen Şeynaz Hande'yi neden öldürsün? Hani onu ima ediyor ya bize. Ben de soruyorum. Neden öldürsün? O ve ailesi için varsa yoksa mal mülk. Bugün kazandığını bugün yeni insanlar. Belli bir işleri yok. Zengin bir aile de değiller. Bunlar hep beklenti içindeler diyor. Siz ne zaman Hande'ye evi bırakacağınızı söylediniz? O an itibariyle şey en azın Hande'ye karşı tavırları değişti mi diye soruyorum. Ondan önce de vardı sürtüşmeleri. Ben o zaman o zaman o andan sonra başladı diyemem. Ondan önce de beni paylaşamıyorlardı sevgi anlamında. Rekabet vardı şeyin mizacı gereği kıskanç biriydi diyor. Soruyorum Şenayaz'ın e, mahkemeye intikal etmiş yaralamayla ilgili bir e, kaydı mevcut mu diye soruyorum. Üç komşuyu yaralamıştı. Ondan önce de genç kızla üst komşularıyla bir olay yaşamış. Sözde bu evde yalnızken üst kattaki karı koca buna tacizde bulunmuş. Korktuğu için mutfaktan aldığı bıçakla adamın karısını yaralamış. Ben şiddet yanlısı bir insan değilim. Ben zaman zaman eşime şiddet uygulamış olabilirim diyor. Ama bu tahrik ve iftiralar sonucunda oluyor. Mesela cinsel sapkınlık olduğunu söylemiş. Neye göre cinsel sapkınlık diyor. Ben hiç öyle bir şey sormadım. Ama aslında şimdi ben burada soruyorum. Diyorum ki Şeynaz'ın ifadesinden bahsediyoruz burada. arada. Şeynaz'ın ifadesini o dönem okuduğum için. Şimdi tabii hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla yani bunu okuduğum için söyleyeceğim. Şenaz ifadesinde diyor ki kendisi cinselliği sapkılaştırılmış durumda. Evde nasıl diyelim bunu cinsel içerikli film izleyip aynı cinsel içerikli CD'leri ortada çocukların gözü önünde bırakıyor. Nezih'i çok kez uyardım. Çocukları cinsi sapık yapacaksın dedim. Nezih cevap veriyor. Şimdi Erkek olup da o tarz film izlememiş, erkek düşünemiyorum. İşte o tarz, yani burada yazıyor da ben şimdi bunları söyleyemeyeceğim. Ee. Cinsel içerikli, izliyorum. Herkes ne kadar izliyorsa ben de o kadar izliyorum. Kasıtlı çocukların görmesi için ortada bıraktığım bir şey yok. Sapkınlık deseniz uzaktan, yakından ilgim yok. Ben normal bir insanım. Soruyorum. Çocuklar varken evde iç çamaşırıyla dolaşıyor muydun diyorum. Çünkü bunu yine şeynaz ifadesinde belirtiyor. Evet, evimde ben iç çamaşırıyla dolaşırım. Burası evim. Olsa burada da burası evim istediğim gibi dolaşırım. Yani bunun da bir sapkınlık var mı? Ben kimseyi cinsiyet olarak görmem. Önce insan olarak bakarım. O bir takım beni zan altına bırakma çabaları yani. Şeynaz için, şeynaz onu e, zan altına bırakmak için e, Çalıştığını söylüyor. Soruyorum. Sizden bir oranlama istesek şeyin az yüzde kaç oranında bu suçu işlemiş olabilir diyorum. Bu yakın çevreden birinin yaptığı bir cinayetse yüksek oranda diyebilirim. Çünkü kendimce sebeplerim var. Bakın o 10 yıl boyunca hiç böyle bir sebebi yokken son şeyinde bunlardan bahsediyor. Ama şu o orandadır, bu orandadır diyemem. Gözümle gördüğüm herhangi bir olay yok. Siz diyorum bundan 5-6 ay evvel bir ifade verdiniz mi diye soruyorum. Bilemem ki o kadar çok dilekçe verdim ki gerçekten bu arada çok dilekçe vermiş. Hangi birini söyleyeyim? Yaptığımız bu görüşmeyi Şeyna Hanım görecek. Ne tepki vereceksin diyorum. Ne tepki verecek sizce diyorum. Bilemem. O bana ne istiyorsan ben de geleyim dedi. Şey bilemem. Bana istiyorsan ben de geleyim dedi. Bizimle konuşmaya geldiği zaman. Zaman zaman görüşüyoruz çocuklarımız dolayısıyla. Ne tepki vereceğini bilemiyorum diyor. Şehnaz Hanım'a hiç ben senden şüpheleniyorum diye söyledin mi diyorum. Söyledim. Bak dedim en sonunda çıka çıka sen çıkacaksın katil. O da çok beklersin dedi. Bak göreceksin utanacaksın söylediklerinden dedi. Bir insan da vicdan olacak önce demiş. Bakın şimdi can alıcı soruyu soruyorum. Diyorum ki peki sizin için katil profili nasıl diyorum. İyi dikkat edin. Verdiği cevap şu arkadaşlar. Bu bir kişinin işi. Kadının en büyük düşmanı kadın. Bu bana göre bir kadın kavgası. Polis dedi ki bir münakaşadan sonra olay büyümüş, iş cinayete kadar varmış. Evin içinde uzun bir mücadele olmuş. Bıçağa rağmen diyor. Bakın evin içinde uzun bir mücadele olmuş bıçağa rağmen. Demek ki karşıdaki çok kuvvetli biriymiş. Pardon. Demek ki karşıdaki çok kuvvetli biri değilmiş. Bu olay bana göre koridorda başlamış. Yatak odasında son bulmuş. Şehnaz kuvvetli bir kadın sayılır. Çekicin kullanma sebebi de çocuğun bir işkenceye maruz bırakılmak istenmesi. Bakın bu birebir Nezih'in Olaydaki katilin profilini ta, profil tanım. Ee, Burçak Hanım bunu not alın da sizlik bir konu aslında. Devam ediyor. 30 yaşındaki bir kadınla 11 yaşındaki bir çocuk ne kadar gelişkin olsa da çocuğun yani bir acıma duygusu vardır. Galip geleceği anda bile bir an duraksaması onun yenilmesine sebep olur. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye soruyorum. Son olarak sor, sor, soru zaten. Bakın verdiği cevap da ilginç yine. Vallahi inşallah bulunur. Her ne kadar umudum yoksa da inşallah bulunur. Yani çocuğunun katilinin bulunacağından en ufak bir e, şeyi yok adama. Yani güvenmiyor. Yani bulunamaz diyor. Niye böyle diyor acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi Evet bu röportajın deşifresini okudum size. Yaklaşık e, ne kadar sürmüş bu görüşmemiz bizim? 1 saat 10 dakika sürmüş kendisiyle. Adım adım yani hangi soruyu sormuşsam arkadaşlarımız da onu e, deşifre etmişler ve ben de size bu deşifreyi okudum. İnanın burada birçok şey var. Hepiniz görmüşsünüz zaten. Bunlarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Neden bulunmayacağım? Çünkü e, bir önümüzdeki hafta e, eğer Burçak Hanım da katılırsa iyi olacak. Ee, önümüzdeki hafta Nezi Çinkitaş'ın <laughs> Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na yazdığı onlarca dilekçeden bir tanesini, önemli olan bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Yazısı e, çok kötü. Yani kötü derken okumak çok zor ama elinden geldiği kadar Okumaya çalışacağım size. Ee, şurada göstereyim bir örneğini size yazdıklarımdan bir tanesini. Yani bunu biraz zorlanacağım tabii okurken. Biraz okudum ama gerçekten yordu beni. Yani el yazısı şu arkadaşlar. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Şöyle göstereyim. Orada kelimelerin bir kısmı yuvarlak için alınmış. Eklerin bir kısmı yuvarlak için alınmış. Dikkat edin. Bunu işte uzmanlar e, yuvarlak için almış. Analiz için. bu analizlerini de size okuyacağım. Uzmanların analizini de size okuyacağım. Bu dosyada ki olan şeylerden haftaya inşallah bunu da okuduktan sonra bunun bir analizini ve röportaj de, deşifresinin de bir <laughs> analizini birlikte yapmış olacağız. Bakalım e, nelerle karşılaşacağız. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Ben onun için yorum yapmayacağım. Sizlerin düşüncesini de Merak ediyorum çünkü bunları ama yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gider. Bir birlikte bir fikir alışverişi oluruz bakalım kimlerden hangi fikirler çıkacak. Şimdi <laughs> biraz çete bakayım isterseniz. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum yayını buraya kadar izleyen daha sonradan buraya kadar izleyen izleyicilerimiz için söylüyorum. Bundan sonra. Chat'teki konuşmalara ben cevap vereceğim. İsterseniz burada videoyu sonlandırabilirsiniz. Benim öyle hani e, aman sonuna kadar izleyin, atlamadan izleyin falan tarzında bir e, derdim yok arkadaşlar. Ben sadece burada bir e, farkındalık yaratıp işte tecrübelerimizi yansıtmaya çalışıyorum. E, onun için şimdiden eğer e, sıkıldıysanız burada e, noktalayabilirsiniz. Evet şöyle bir ee, şeye bakayım. Çete bakayım biraz. Şu an canlı yayın mı diye sormuş Huriye Hanım. Evet Huriye Hanım şu anda canlı yayındayız. Ee, canlı olarak izliyorsunuz. <laughs> Evet Tuba Uzuner demiş ki evde farklı DNA yok. Profesyonel değilse katil eldiven de taksa, bone de taksa o kadar arbedeye bir yerde DNA olurdu diyor. Doğru. Ee, bildiğimi söyleyeyim ben size. Evde kapıda herhangi bir zorlama izi yok. Bakın hiçbir zorlama yok kapıda. Evde Çenaz, e, Nezih, Hande ve Oğulları Egemenin dışında da herhangi bir parmak izi ya da DNA'ya rastlanmıyor. Soru sorabilir miyiz demiş Veganova. Tabii buyurun Vegan, sorabilirsiniz. Ee, Özgücan hasretle bekledik demiş. Evet arkadaşlar yani biraz e, zaman geçti tabii 28 şey 48 gün gibi bir zaman geçti ama tabii herkesin olduğu gibi benim de işlerim vardı. Onları bir hale yoluna sokmak zorundaydım. Gül Yılmaz, katil belli Orhan. Oradan geçtim. Asıl merak ettiğimiz karavan bitti mi Orhan Bey? Yok arkadaşlar karavan yapımı devam ediyor. Karavana sıra gelmedi maalesef. Onun yerine başka işler aldı. Ee, ama bundan sonra havalarda biraz serinlemişken karavanla ilgileneceğim biraz. Onu da e, hızlandıracağım. Olay yeri düzenlenmişti. Hatta banyo falan tertemizdi değil mi Orhan Bey demiş. aslıklık doğru aslı. Ee, olay yeri temizlenmiş onları göstereceğim ben size ee, Onlar hepsinin e, hazırlıkları var ellerinde fotoğraflar da var ee, Yani o kadar nizami bir olay yeri ben görmedim bugüne kadar Ütü masası Hande'nin yanındaydı düzenlenmiş olay yeri doğru evet ütü masası Hande'nin yanındaydı ütü masası gayet muntazam Bir şekilde Hande'nin odasında Hande'nin yanında Bulunuyor Eee bunu da bırakayım şuraya. Bu arada bakıyorum yanlı gizleyici sayımız 155. Gayet iyi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu uzun zamandır e, yaptığımız ilk yayında güzel bir katılım oldu benim için. Süreye bakalım ne kadar olmuş. Bakıyorum. Nerede süre? Bir saat altı dakika. Oo çok çabuk geçmiş zaman. Çok çabuk geçmiş. Arkadaşlar bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir soru var mı? Yani bu eee okuduğum şeyle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa e, ona cevap vermeye çalışayım. Orhan Bey demiş Bildir Hanım. Karavan bir tane de ben sipariş edeyim. ben <laughs> kendim ikini bitiremedim Bildir Hanım. İnanın e, yapacak durumda değilim. Evet Zülal. Yabancı bir katil olsa cinayet işlendiği evde vakit geçirmez. Başı görev, başı gövdeden ayırmak için uğraşmaz mı? Evi temizlemez. Yalnız e, Zülal öyle bir gövdeden ayırma gibi bir şey yok. Ne e, Vega demiş ki Hande ne zamandan beri altını ıslatıyormuş. Son 10 gündür altını ıslattığını söylüyor. E, bez ne zaman alınmaya başlanmış? Annesinin bu konuda bilgisi var mıydı? Kıza daha önce işkence edildiğini düşünüyorum çünkü demiş Vega. Vega bunu şöyle yapalım. 10 e, gün önce işte olayda 10 gün önce ee, altını bezlenmeye başladığını söylüyor. Annesinin yani Handan Hanım'ın e, bundan haberi var mı bilmiyorum ama Handan Hanım dediğim gibi önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta inşallah canlı yayında karşımızda olacak. Bu tarz soruları kendisine sorabiliriz. Ben de çok severim kendisini. Tıpkı Çağla Annesini sevdiğimiz gibi. Aileler benim için önemli arkadaşlar. Beni de iz bırakan olaylardan bir tanesi de bu Hande Çinkitaş olayıdır. Ee, bir tanesi Çağla Çıvaltay'dır. Bir tanesi de ee, yakın zamanda işlediğim konulardan olduğu için e, Tuğçe ve Büşra kardeşler vardı Balıkesir'de. Onunla da ilgili canlı yayınımız olacak. Hatta orada e, avukatları var İbrahim Erenci abimiz. Onu da yayına alacağız. Bizim yayınlarımız böyle olacak arkadaşlar bundan sonra. Bilmiyorum yeni konsepti beğendiniz mi? Ee, ya da eklemek istediğiniz ya da şurayı şöyle yapın diye eee Öneriniz olursa da yorumlarda beklerim. Bir de şöyle bir şey düşünüyoruz. Rica ederim Vegan. Teşekkür etmiş. Kurumemiş demiş ki Hande ve Çağla cinayetleri çok benzer değil mi Orhan Bey? Benzer. Benzer cinayetler. sizin demiş ki Orhan Bey sizce katilin motivasyonu ne olabilir? Arkadaşlar bu, bu soru için çok erken bir durumdayız şu anda. Önce bir işleyelim. Ee, motivasyonunu zaten otomatikman hepimiz görmüş olacağız. Evet, Burçak Hanım demiş. Hande'nin de her iki elinde ve göbeğinde kesilmiş ve oraya konmuş saçlar bulunuyor doğru. Midesi boş bulunuyor. Bunların hepsini konuşalım Orhan Bey. Gelecek yayın demiş. Tabii ki e, zevkle. Annem çok güzel demiş. Yayın için çok güzel diyorsun anne. Biliyorum. Orhan Hocam iki yerde Hande'yi anlatırken kadın diye bahsetti. Bahsetti. Minnet. Yani orayı anlayamadım. Ne demek istediniz? Orhan Hocam iki yerde Hande'yi anlatırken kadın diye bahsetti demişsiniz. de Anlayamadım. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan sonraki yayınlarımızda. Sizin Fikrinizi alıyorum şimdi oraya cevap verirseniz sevinirim. Ee, Eminat atmaca daha henüz bit, her şey bitmiş değil. Şimdi e, kanalımızda yani Orhan Kemiksiz kanalında YouTube Orhan Kemiksiz kanalında bir e, hukuk köşesi yapmayı planlıyorum. Haftanın bir günü belirleyeceğiz onu planlıyorum. Bu nedir işte atıyorum kiracı hakları, trafik kazasındaki haklarımız, ne bileyim cezai, ceza davalarındaki karşılaştığınız sorunlar gibi sorunları biliyorsunuz damat avukat benim Hasan Tahsin Ceceloğlu ona bir köşe açıp onun size işte sizin sorularınıza cevap vermesini istiyoruz. Biz böyle bir şey düşündük. Herkes bildiğiniz gibi hukuki yardım alamıyor maalesef işte gerek maddi durumlarından dolayı. En azından bir sorununuz varsa burada sorarsanız o da elinden geldiğince size cevap vermeye çalışır. Bu konuda ne diyorsunuz bilmiyorum. Böyle bir şey düşünüyoruz. Yani haftada bir iki yayın, belki bir yayın daha sonrasında. Ee, devam edelim. Konsept süper lakin şu üyelik nerede, nereden? Tuğçe Hanım help help demiş. lira Hanım'a yardımcı ol kızım. Ne demek istediyse ona yardımcı ol. Emin Atmacı, Orhan Bey bu kadar her şey belliyse serbest, neden serbest bırakıldı diyorsunuz? Maalesef şu anda öyle. Şüpheden sanık yaralanıyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir ülke var. Nezi Çinkitaş'ta en son ne zaman? Dur bakayım kaçırmayalım. Patoş Bursa demiş ki Nezi Çinkitaş'ta en son ne zaman iletişim kurdunuz? Merak ettim. Şimdilerde ne yapıyor? Dilekçe veriyor mu mesela? Ben iletişim kurmuyorum arkadaşlar. Nezi Çinkitaş benim muhatabım değil. O hatta gitti benden şikayetçi bile oldu çünkü sıkıştı köşeye ben yayınlarda hatırlıyorsanız onu çok sıkıştırmıştım. dolayısıyla gitti şikayetçi oldu benden. Rukiye Uzuner. Babası demiş ki iki kadın arasında olur diye. Evet. Yani bakın şimdi ben bunlarla ilgili bir şey yorum yapmayacağım ama. Çünkü neden? Bir sonraki yayınımızı da bir izleyin. Oradaki Nezih'in Adalet Bak şey, İçişleri Bakanlığı'na yazmış olduğu dilekçeyi de okuyalım. Sonra sonra artık ee, konuşmaya başlayacağız. Kurumemiş, Anayasa değiştirilecekmiş. İnşallah cinayetler zaman aşımı garibetine kaldırılır. İnşallah, İnşallah. Ee, i̇nanın her şeyden çok istiyorum. Cinayet olaylarında zaman aşımının kalkmasını herkesten çok istiyorum. Çünkü yıllarca yani 22 yıl cinayete çalışmış biri olarak söylüyorum bunu. İnanın öyle hayatlar gördüm, öyle olaylar gördüm ki insanlar çaresiz. Ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Maalesef faili meçhul kalmış dosyalar. Ee, ama velakin e, zaman aşımı dediğimiz zaman aşımı yani bu olay yüzünden 20 yıl sonra örnek veriyorum. 20 yıl sonra zaman aşımı kalktığı zaman yani zaman aşımına uğradığı zaman dosya kalkıyor raflar artık her şey bitiyor. Çıkıp deseniz ki ben katilim bu konuyu yani bu cinayeti ben işledim deseniz dahi ceza almıyorsunuz. Yani bu adil bir durum değil arkadaşlar. Evet Tuğçe demiş ki belki ben de video çekerim kanalda. Teklif benden. Cevap senden babacığım tabii ki. Sana bu konuda bir e, fikrimi söylemiştim. Saçların kesilip bu kadar dağıtılması katilin Hande'nin elinde ya da vücudunda saçının bulunmamasından endişe etmiş olabilir. E, etmesi olabilir. Her saç teline bakmak çok da mümkün gelmedi bana demiş Tuğba Hanım. Arkadaşlar ileride konuşacağız. Bazı deliller var. Birçoğunuz da zaten biliyorsunuzdur. Evet okumayacağım. Berra babası için diyor ifadesinde kadın kadının düşmanıdır demiş ya. 11 yaşındaki kızın kadın diye bahsetmesi. Ha, pardon oradan kadın diyorsunuz tamam anladım. Normal değil. Evet. Yani bakın Nezih'in kızına hitap şekilleri çok farklı. Bir, bir sonraki hafta işte bunları da göstereceğim ben size. Kızına evladım diyor, Hande diyor, ne bileyim kadın diyor böyle saçma sapan. O diyor mesela. Emine Atmaca, "Hayır, cinsel saldırıya uğramamıştı." Evet, kurumemiş. Doğru. Canlı yayınlarda gayet psikopatça davranıyordu biliyorsunuz. Eee Evet, Ziraat'ta bakılmış mı acaba? Özgü bakılmış konuşacağız, onları konuşacağız haftaya konuşacağız. Çok merak ediyorsunuz biliyorum ama haftanın konusu olan şeyleri şimdi burada söylersek o zaman haftaya bir yayın yapmanın da esprisi kalmayacak. O yüzden haftaya konuşacağız bunları. Sizi haftaya bekliyorum. Güler Hanım öyle demeyelim, öyle demeyelim. İnşallah zaman aşımı kalkar, İnşallah hep birlikte. Nasıl buldunuz yeni konsepti? Beğendiniz mi? Ee, bir de bu hukuk köşesiyle alakalı fikirleriniz neler? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, ona göre bir plan çizmem gerekiyor. Evet, bakıyorum. İyi akşamlar demiş FM Video. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Kurumemiş harika olmuş demiş. Teşekkür ediyoruz. İşte buradan reji görevi de yapıyorum. Ama Burçak Hanım çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum demiş. Sağ olun. Bu kullandığımız yazılım arkadaşlar çok ciddi bir donanım gerektiriyor. O yüzden yeni bir masaüstü e, bilgisayar almak durumunda kaldık e, o yüzden Çünkü normal Çünkü e, laptopta yapılacak bir işlem değildi. Teşekkür ederim sezin hanım Özgücan hukuk konusunda çok fikre ihtiyacımız var demiş eminim vardır Çünkü bazı şeyleri bana ee, soruyorsunuz hukuki şeyler onlar. Aslında biliyorum ama bir avukatın cevap vermesi e, daha iyi olur. Teşekkür ederim Berra. Teşekkür ediyorum Güler Kuz. Şöyle e, Ayten Dursun Evet, haklı. İnşallah herkesin bir işine yarar. Yani atıyorum mesela şimdi kiracıların hakları neler, ev sahiplerinin hakları neler? Her hafta değişik bir konuyla karşınızda olunabilir. Ne bileyim işte Allah korusun bir trafik kazası geçiriyorsunuz, aracınız hasar görüyor. Aslında burada bir hakkınız var, değer kaybı denilen bir şey var. Bunu Türkiye'nin neresinde olursanız olun bir vekaletle halledebilecek işler bunlar. Aracınızın değer kaybı size sigorta tarafından ödeniyor. Bunu birçoğunuz biliyordur, bilmeyenler Mesela bunlar ben örnek aklıma gelen konulardır. İşte ne bileyim bir hırsızlık olayı olur, dolandırıcılık olayı olur, cinayet olayı olur. Burada e, ne bileyim e, bir fikir almak isterseniz orada tahsil size elinden geldiğince e, yardımcı olur. E, yeşili Ark, Sevim Hanım demiş ki arka fon paspatur yeşili 10 numara Orhan Bey yormuyor. Ee, yeşil mi arkadaşlar? Bu aslında gri gibi gel. Ben benim bildiğim gri ama olabilir. Yani ekranı öyle yansıyor anladım kadarıyla. Burada çünkü şu anda benim 1 2 3 4 5 tane ışık çalışıyor. Yani projektör tarzında. Dolayısıyla renk değişimi uğramış olabilir. Ama elimden geldiğince düzenledim. Orada arkamda belgeleri görüyorsunuz. Ee, bunlar gibi şurada gördüğünüz belgeler var. Onun gibi daha birçok belge var ama hepsini duvara asamadım maalesef. Ee, i̇şte elim, benim bu tarafta gördüğünüz işte cinayet büro amirliğinden emekli olduğumda büro büro tarafından bana verilmiş olan e, bir plaketti. Onun yanında yine Asayiş Müdürlüğü'nün bir şeyi var, şapkası var cinayette kullandığımız. Hemen onun yanında yine İl Emniyet Müdürümüz tarafından e, emekli olurken tarafıma verilmiş bir plaket var. O şeyde gördüğünüz, o arkamda gördüğünüz e, sarı renkli olan, ya alttaki itünü, İTÜ'de yaptığım e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gördüğüm bilirkişilik kursunun sertifikası, yukarıda gördükleriniz başarı ve üstün başarı belgesi ve bunun gibi daha henüz şu anda kutunun içerisinden çıkartmadığım birçok daha belge var ama buraya hepsini asamam diye böyle bir bu kadarcık bir görsel olsun istedim. Ee, yeterli diye düşünüyorum. Ben gri görüyorum demiş. Vega Valla ben de ıı, modern griyi. Arkadaşlar şöyle bunu ben ıı, televizyondan biliyorum arka fonunuzun koyu bir renk olması. Ben tamamen siyah olsun istemediğim için değişik bir gri vardı. Onu seçtim. Ona ona göre yaptık. Arka fon çünkü gözü yormaması lazım. Işıkla e, da bunu e, böyle yumuşak bir geçişle e, arka tarafı yapmak yap istedim. Bilmiyorum e, eklenmesi gereken bir şey var mı? Ama bence gördüğüm kadarıyla şu anda iyi gibi geldi bana. Evet sayımız yavaş yavaş düşüyor. Pazarcıklı Hüseyin'den selamlar. Uzun süre sonra sesin, siz, seni izlemek güzel demiş efendim video. Teşekkür ediyorum. Pazarcığa selamlar olsun. Ee, orada da çalıştım ben. Kahramanmaraş'ta çalıştım cinayette. Pazarcığa da çok kez gelmişimdir. Bu depremden sonra da özellikle hepinize geçmiş olsun. Bütün deprem bölgesine geçmiş olsun diyorum. Tekrar hatırlattınız. Ee, şöyle demiş, Berra demiş, bak Tuğçe senin için söylüyor bunu. Yıllar sonra çözülmüş yabancı ya da ülkemizde olmuş olayların nasıl çözüldüğünü anlattığınız bir bölümde olabilir belgesel tarzında. Bunu ben Tuğçe'ye söyledim arkadaşlar Tuğçe bunu Kendisi yapsın istiyorum bu seviyor çünkü ee, Bunu yapmayı planlıyoruz belgesel tadında görüntülerle desteklemiş ha o canlı yayın Olmaz da işte efendim ee, Belki bir video Çekip yayınlarız Arka fon tam olmuş Elif Hanım teşekkür ederim. gri bu benim de tek duvarım böyle harika bir renk Evet ben de duvarım sadece bu kısmı böyle E şöyle Zülal demiş ki Orhan Bey yayınlarda ara ara sanıkların programlardaki ifadelerinden kesitler sunarsanız harika olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi onların hepsinin yayın hakları olduğu için arkadaşlar telif hakları olduğu için onu benim burada yoksa orada benim kullanacağım çok video var ama kullanamam onları. Maalesef Rütük bunlara engelliyor. Telif hakkı denen bir şey var. O yüzden sadece okuyabiliyorum. Onları yayınlayamam. İzinsiz asla yayınlayamam. Ee, kurumemiş demiş ki Orhan Bey av tüfekleri birçok cinayette kullanılıyor. Bilhassa kadın cinayetlerinde yakın mesafeden normal tabancadan bile tahrip edici olan bu silahlar hakkında yasal düzenleme geliyor mu sizce? Maalesef şu anki halinde e, olduğunu biliyorum. İleriye dönük ne olur bunu kestiremeyiz. Yani e, sadece kadın cinayetlerinde değil arkadaşlar erkek cinayetlerinde her türlü cinayette de e, tüm silahlar kullanılabiliyor. Asım Ayvacı Silifke'deki Yılmaz amca olayını işleyecek misiniz? Hayır onu ben işledim zaten yayında işlemiştim. Onu da konuşmam doğru değil etik değil arkadaşlar. Evet. E, Huriye demiş, polisik yaptığımız dönemdeki ilginç vakaları canlı dinlemek isteriz. Olay. Ya onları da yapıyorum ara ara aslında. E, zaman içerisinde de olacaktır. E, ama şimdi öyle bir tabii bir yayın akışı planladık. Ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi bakıyorum çok isteriz Tuğçe Hanım demişler. Evet, eşim de burada bu birlikte güzel isteğimizi atacağımızı söylüyor. Teşekkür ederim. İnşallah. Planımız böyle arkadaşlar, dijital bir platform olarak planladığımızı söylemiştim zaten. Burası da bir hani nasıl bir X kanalı yayın yapıyorsa ben de o içerikler içerisinde yine benim yani Orhan Kemiksiz adı altında değişik konular yani değişik programlar olsun istiyorum. Belki ileriye dönüp daha farklı programlar. Yani sizin işinize yarayacak şeyler olsun istiyorum. Her şey çünkü artık ateş pahası. Kimse gidip de kimseye bir şey soramıyor. Para istiyorlar hemen. Gerek yok. Buradan fikir alabilirsiniz. Evet. Devam edelim. Bakıyorum şöyle. Arka fon çok elit demiş. Efendim video sağ ol. O Erhan da buradaymış. Dün yolcu ettik onu. Teşekkür ederiz. Kardeşimdir kendisi. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum Tüçe video gönderiyorum falan bir şeyler diyorum. Evet Tuğçe senden çok bekleniyor bak bunu hazırla hazırla haftanın bir günü on o olsun bir günü ee, Tahsin'in hukuk köşesi olsun canlı e, yani biz ailecek bu YouTube'u ele geçirmeyi planlıyoruz. <laughs> Tabii sizlerden gelecek fikirler çok önemli. Belki içinizden birisi diyecek ki ben de şunu yapabiliriz ya da şunu yapabilirim diyebilir. Ee, onları da değerlendiririz. Evet, sizin güzel bir yayın oldu. Size ve geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar aslında işin bundan sonraki, yani şu an yaptığımız tamamen geyik bizim. Çok sevmem bu kelimeyi ama tam anlamıyla böyle oldu. Erhan demiş Tuğçe Hanım kanalın ismi ne olacak? Takibi alalım. Yok kanalı burası arkadaşlar. Orhan Kemiksiz. bir kanalda olmayacak. Sesle ilgili bir sorun yazan olmadı. Sonunda en sonunda çözdük galiba biz bu olayı. Hiç sesle alakalı bir şey yazmadınız. Tam aile kanalı süper. Evet aile kanalıyız. Sadece biz isim, soy isim benzerliğinden dolayı aile değiliz. Hepimiz aileyiz burada bakın. Bu yayında bugün 150'de, 150'den fazla insan vardı. Hep birlikte aileyiz biz. Yani buradaki abonelerle birlikte bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Siz de benim de bir ailem sayılırsınız. O yüzden e, kurumemiş Orhan Bey tekrar televizyona geçerseniz burayı ihmal etmeyin lütfen. Yok arkadaşlar ilk şartım bu olacak. Eğer öyle bir şey olursa ciddi bir proje olmadığı sürece de kesinlikle dönmeyi planlamıyorum. İyi bir proje olur. Konsepti gerçekten... E, hakikaten insanların işine yarayacak bir şey olur, ne bileyim magazinin konuşulmadığı, insanların yatak odasının konuşulmadığı bir program olursa, gerçekten cinayet adı, kayıp, dolandırıcılık, hırsızlık tarzı olayların konuşulacağı bir program olursa ve böyle bir programdan teklif gelirse, sunucusuna da bağlı olmak kaydıyla değerlendirebilirim. Onun dışında asla yeniden televizyon kanalı işini düşünmüyorum. Bu da aslında bir televizyon kanalı benim için. Ee, ama... Eğer olursa da burayı ihmal etmemek kaydıyla sözleşmeye ilk yazacağım maddelerden bir tanesi bu olacak. Peki arkadaşlar yayını artık sonlandırıyoruz. Sonlandırıyorum daha doğrusu. Haftaya hiçbir yere söz vermeyin. Yeniden aynı saatte değişmiyor saatimiz biliyorsunuz. Yeniden aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Geceniz hayırlı olsun. Herkes sağlıklı, mutlu bir ee, bir hafta diliyorum. Haftaya Cuma günü yeniden